Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Çağlayan Ceri Toplum Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Binası ve Aile Sağlığı Merkezi, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Doktor İlker Çitil, Çağlayan Cerit Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Çağlayan Cerit Belediye Başkanı Üzeyir Kızılseki, İl Sağlık Müdürü Doktor Murat Coşkun, Halk Sağlığı Müdürü Doktor Ahmet Yener ve vatandaşların katılımlarıyla hizmet açıldı. İl Halk Sağlığı Müdürü Doktor Ahmet Yener açılış konuşmasını yaptı. Son yıllarda yani Sağlık Bakanlığımızın sağlıkta dönüşüm başlattığı son 15 yılda yapılanları, sağlık alanında olan bu değişim ve dönüşümü zaten halkımız bunu yaşayarak görmektedir. Bu vesileyle şunu da belirtmek istiyorum. Her türlü sağlık probleminizde ilk önce aile hekiminize başvurunuz. Sizlere hizmet verecek olan bu 107 tesisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah sistem değişikliğinin 16 Nisan'da ve sonrasında ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzel hizmetler getirilmesini, güzel yatırımların gelmesini ve Türkiye'mizin, Kahramanmaraş'ımızın, Çağlayan Ceredimizin çok daha güzel, aydınlık günlere kavuşmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Bu düzgün ve düşüncelerimle Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sağ olun, var olun. Ben huzurlarınızda başka Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, tüm milletvekillerimize, Sağlık Bakanlığımıza, bu tesisin yapımında emeği geçen tüm herkese huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İlker Çetil, Akso Haber'e yaptığı konuşmasında toplum sağlığı merkezinin hayırlı olmasını diledi. Biz o zaman sağlık müdürüyken, bürokratken şu an milletvekili olarak Ankara'dayız. Aynı işbirliğini, ekip ruhunu ondan sonraki süreçte de yaptık ve tahsis işlemleri de tamamlandı ve 2016 başında başlayan inşaat yine 2016 içerisinde bitti. Tabii o zaman biz planlama, yatırım planına alma için ilk kararı verdiğimizde burası dümdüz bir arsaydı. Şimdi somut örneğini gördüğümüz çok güzel hem toplum sağlığı merkezi hem aile sağlığı merkezi hem de acil 112 istasyonumuzun olduğu entegre bir bina oldu. Çok güzel, hayırlı hizmetlere de vesile olur inşallah. Ben tekrardan emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de hizmet ederek emeği geçecek olan sağlık personellerimize de teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum ve bu tesisimizin Çağlayan Ceritli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İl Halk Sağlığı Müdürü Ahmet Yener yapılan binaların açılışa hazır hale geldiğini söyledi ve her gün bir tanesini açarak halka sunulacağını ifade etti. Çağlayan Cerit'ten başlanılarak açılan toplum sağlığı merkezlerinin modern şekilde halka sunulduğunu ifade eden Yener konuşmasına şöyle devam etti. Yaklaşık 9 tane yeni yatırımımız var bu açacağımız 5 tesisten ayrı olarak. İnşallah bu ay içerisinde bunların da ihalesi yapılarak halkımızın hizmetine sunulacak. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun. Kahramanmaraş'ta halkımıza hayırlı olsun diyorum. Çağlayan Cerit Belediye Başkanı Üzeyir Kızılseki yaptığı açıklamada toplum sağlığı merkezinin Çağlayan Cerit'e hizmet verecek üstün standartlarda bir eser olduğunu söyledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Biz Çağlayan Cerit Belediyesi olarak Zorkun Gölet'imizin etrafında yine Çağlayan Cerit'in standartlarının çok çok üstünde olan Çağlayan Cerit'te ilk defa böyle bir proje olan bir mesire alanının hep birlikte temelini atacağız kısmet olursa. Karayolu inşaatımızın temelini attık, çalışmalarımız süratle devam ediyor. Bu saydığım ve unuttuğum daha birçok yatırımı Çağlayan Cerit'te kazandırdığımız zaman Çağlayan Cerit çok daha modern, çok daha yaşanılabilir bir ilçe olacak veya bu yolda ilerleyecek. Ben sizler aracılığıyla bu hizmetlere vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, AK Parti Kahramanmaraş Teşkilatımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Vatanımıza, ilçemize hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkürler.